Teknobetik.com ve Teknobetik TV'den merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda satın alabileceğiniz en küçük boyutlu ve bir o kadar da işlevsel Evermedia'nın GC311 Live Gamer Mini Game Streaming Capture Box'ına yakından bakacağız. Ardından canlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirdikten sonra kayıt uygulamasının arayüzünü inceleyeceğiz. Capture Box'ımızı kutusundan çıkarmadan önce kutuya kısa bir şekilde göz atalım. Ön yüzünde Evermedia marka ve model bilgilerini, Capture Box'ımızın görselini mavi LED ile birlikte. Yanını çevirdiğimizde burada kutu içeriğini, LiveGamer Mini GC311, Micro USB 2.0 kablo ve kullanım kılavuzu. Arkasına baktığımızda ise burada 16 dilde kısa özellikleri yer alıyor. Biz Türkçe'ye bakalım. Full HD 1080p 60 kayıt, tak ve çalıştır video yakalama, donanım kodlaması, kompakt tasarım ve RealCentral güçlü akış yazılımı. Şimdi gelin Capture Box'ımızı kutusundan çıkaralım. Evet arkadaşlar, box'ımızı kutusundan çıkardık. Gördüğünüz gibi kutu içerisinde GC311 Capture Box, bir tane bağlantı kablosu, micro USB ve aynı zamanda bir de kullanım kılavuzu yer alıyor. Ben özellikle micro USB kablosuna değinmek istiyorum çünkü oldukça kaliteli görünür bir kablo ki gerçekten de kaliteli. Ağır, yani hiçbir micro USB kablosu bunun ağırlığında değildir. Kalın bir kablo, dışı kumaş kaplama. Bağlantı uçlarına baktığımızda ise altın kaplama bir yapısı bulunuyor. Gerçekten uzun yıllar bu Capture Box'ı da rahatlıkla bozulmadan sağlam bir şekilde kullanabileceğiniz bir kabloya kutu içerisinde yer verilmiş. Burada da kullanım kılavuzunu görüyoruz. Bu da 16 dilde. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım burada. Kurulum bilgileri, ledlerin ne demek istediği, yanıp söndüğünde uyarı bildirimleri, burada da kurulumla ilgili, teknik özelliklerle ilgili bilgileri görebiliyoruz. Kullanım kılavuzunda ürünümüzü ortalayalım ve dediğimiz gibi Evermedia'nın bu ürünü oldukça küçük bir ürün. Hatta ilk olarak elime tutayım. Burada gördüğünüz gibi elimin neredeyse yarı boyutunda, ki benim elim ortalama bir el. Ne büyük ne de küçük. Box'ımız oldukça küçük. İstediğiniz gibi cebinize atıp gideceğiniz yerde uygulamasıyla birlikte hemen kayıda veya yayına anında başlayabilirsiniz. İlk olarak Capture Box'ımızı tasarımına bakalım. Üst tarafında Evermedia'nın marka ve LiveGamer Mini model bilgisinin yazısını görüyoruz. Burada mat bir tasarım kullanılmış, çizgiler bulunuyor. Çizgilerin arası da piyano siyah. Yan tarafları da aynı şekilde piyano bilek bir tasarım var. Altına baktığımızda ise burada kauçuk bir taban var. Bu kauçuk taban sayesinde masa üstüne koyduğunuzda Capture Box'ınızı sallanmıyor. Oldukça güzel bir şekilde masaya tutunuyor. Bağlantı girişlerine bakalım. Burada bir adet HDMI çıkışını, HDMI girişini ve USB, yani micro USB ile bilgisayara bağlantı girişini görebiliyoruz. Capture Box'ımızın boyutlarına da değinelim. Capture Box'ımızın genişliği 100 mm, derinliği 57 mm ve yüksekliği ise 18.8 mm. Ağırlığına baktığımızda ise 74.5 gram Capture Box'ımız oldukça hafif bir Capture Box. Ve şimdi gelin kurulumunu canlı bir şekilde gerçekleştirerek kayıt uygulamasının arayüzüne yakından bakalım. Evet arkadaşlar, GC311 Capture Box'ımızın kurulumuna geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki tane bilgisayarımız var. Bu senaryomuzda bilgisayarlar arasında kayıt yapmayı göstereceğiz ama siz herhangi bir HDMI çıkışa sahip bir cihazdan Capture Box'ın HDMI in'e girmenizin ardından kayıt bilgisayarına bağlantı kurduğunuzda kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Yani bu sizi sadece bilgisayarlarla sınırlandırmıyor. Yani bir video player'dan, bir PlayStation 4, PlayStation 3 fark etmez, bir cep telefonundan, tabletten çıkan HDMI kablosunu alıp HDMI in'e girdiğiniz zaman GC311'in kayıt yapmaya anında başlayabiliyorsunuz. Dilerseniz de HDMI out'tan monitörünüze çıkış yaparak monitörünüzde de kayıt yaptığınız cihazın ekran görüntüsünü görebiliyorsunuz diyelim ve gelin şimdi kurulumuna geçelim. Sol tarafta oyun bilgisayarımız var. Biz oyun oynadığımız bilgisayarı sağ taraftaki RealCentral uygulamasını kurduğumuz kayıt bilgisayarına kaydını gerçekleştireceğiz. Buna yayın bilgisayarı diyebiliriz aslında. Şimdilik senaryomuz bu şekilde. Hemen gelin kuruluma başlayalım. Ürünümüz takılı değil. Box'ımız GC311. Burada bir tane HDMI kablomuz var. Oyun bilgisayarımızın ekran kartından gelen. Bunu HDMI in girişine takıyoruz. HDMI out çıkışına ise monitörümüzden gelen bir HDMI kablomuz var. Onu giriyoruz. Şu anda herhangi bir enerji olmadığı için bu bilgisayarımızın, yani oyun bilgisayarımızın görüntüsünü monitörümüzde göremiyoruz. Çünkü burada bir enerji vermemiz lazım. Buradaki ara kablomuzu da burada kayıt yaptığımız yayın bilgisayarının USB 3.0 portuna taktık. Buradan da
bunun bağlantısını gerçekleştirmemizin ardından GC311'in burada mavi ledi yanmaya başladı. Mavi led şu anda hazır olduğunu gösteriyor. Yani bize bildiriyor. Kullanım kılavuzunda zaten ledin bildirimlerinin ne anlama geldiği yazmakta. Evet, monitörümüze oyun bilgisayarımızın ekranına geldi ve sağ taraftaki RealCentral uygulamamızda da oyun bilgisayarımızın monitörünün ekranını görebiliyoruz. Burada hemen dilersek şu anda optimal seçeneklerde yani kayıt kalitesi şu anda gördüğünüz gibi 1920, 1080, 60 FPS'te. Burada audio bitrate 56 kilobit, kodek Nvidia, formatta H264, high'da. Burada dilersek records butonuna basarak hemen anında ön tanımlı ayarlarda kayıt yapmaya başlıyoruz ve kayıpsız bir şekilde 60 FPS'de 1080p yani Full HD'de 60 FPS'de kayıt yapabiliyor GC311 Capture Box'ımız. Hemen buradan size şu şekilde yapalım. Birazdan zaten bir oyun açarak kayıt yapacağız ve videomuzun sonuna doğru size bu kayıt performansını göstereceğiz. 60 FPS olarak Full HD'de. Hemen gelin uygulamamızın arayüzüne kullanımına beraber bakalım. İlk olarak ayarlarına girelim. RealCentral'ın. Burada genel ayarlara girelim. Buradan dili seçebiliyorsunuz. Farklı dil seçenekleri bulunuyor. Biz İngilizceyi kullanıyoruz. Şu anda display performansını buradan VSync'i aktif edip veya kapatabiliyorsunuz. Buradan kısa yollara baktığımızda Start Stop'un klavyenizdeki F7 butonuna bastığınızda kayda veya yayına başlayabiliyorsunuz. F7 butonuna basarsanız. Buradan Social Network Accounts'tan buradan Facebook, Twitter veya YouTube hesaplarınızı ekleyebiliyorsunuz. Profil Management'tan hazırladığınız ön tanımlı profilleri isterseniz dışarı alabiliyorsunuz, isterseniz içeri yani programa kaydedebiliyorsunuz. Hakkında seçeneklerinde de burada versiyonlarını görüyoruz uygulamamızın ve Live Gamer Mini butonuna bastığımızda burada ürüne ait yani Capture Box'ımıza ait özel ayarları görebiliyoruz. Buradan HDCP Protection yani HDCP'yi istersek açık istersek kapatabiliyoruz. Eğer ki bazı senaryolarda HDCP açıkken kayıt yapmayabiliyor, biz bunu varsayılı olarak off yapmanızı buradan tavsiye ediyoruz. Buradan kısa yollar bulunuyor. Buradan PC Free bölümünden isterseniz kayıt ekranınızın renk kalibrasyonunu yapabiliyorsunuz. Burada HDCP'ye tıkladığınızda da açıp kapatabiliyorsunuz. Video kayıtlarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hakkında da ürünümüzün sürücü versiyonları ve bilgisi yer alıyor. Klasör sekmesine tıkladığımızda Media Share bölümünde kaydettiğiniz videoları buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz de bu videoları üzerine tıkladığınızda paylaşabiliyorsunuz farklı seçeneklerde. Hemen gelin kayıt ekranımızın arayüzüne girelim. Burada iki tane modumuz var. Birincisi single mod, ikincisi multi mod. Single modda tek bir ekranı kayıt veya yayın yapmak istediğinizde bu single modu kullanabilirsiniz. Burada hazır bir şekilde record'a bastığımız zaman kayıt yapmaya başlıyor. Altında ekran görüntüsü alabiliyorsunuz buradaki butona tıklayarak. Şu anda record yani kayıt bölümündeyiz. Ortadaki bölüme tıkladığımızda stream bölümündeyiz. Stream bölümüne geldiğimizde Capture Box'ımız üzerinde kırmızı led yanmaya başladı. Bu kırmızı led yayın yapmaya hazır olduğunu gösteriyor burada. Üçüncü seçeneğimiz ise multistream. Burada farklı kanallarda yayın yapabiliyorsunuz. Buradan ekleyebiliyorsunuz. Biz Twitch'i daha önceden ekledik. Yayını gerçekleştirdik. Buradan accountlardan hani Twitch'ten, Ustream'den, YouTube'dan, Facebook'tan gibi platformlarda yayın yapabiliyorsunuz. Multistream bölümünde, stream'de tek bir kanaldan isterseniz Twitch, isterseniz YouTube ve kayıt bölümünde de bilgisayarınızda kayıt işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada hazır seçenekler var. Optimal'da 1080p yani 1920'ye 1080 Full HD 60p'de kayıt yapıyor. Hazır ön tanımlı ayar bunlar. Burada da görebildiğiniz gibi video bitrate 60 megabit, audio bitrate 256 kilobit, kodek Nvidia formatta H264. Buradan ön tanımlı kayıt kalitelerini değiştirebiliyorsunuz. Good'u aldığımızda yani iyi aldığımızda burada 1280x720 yani HD görüntüde kayıt yapmaya başlayacak. Hazır olarak burada video bitrate'ini 30, audio bitrate'ini 192 kilobit olarak görebiliyoruz. Buradan dilerseniz de bu kayıt kalitesini özelleştirebiliyorsunuz. Kodeyi buradan değiştirebiliyorsunuz. Nvidia'da H264 yani işlemcimi, ekran kartımı, formatları da değiştirebiliyorsunuz. Buradan profili değiştirebiliyorsunuz. Altında çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz. Capture Box'ımız farklı ekran çözünürlüğünde kayıt veya yayın yapabiliyor. Burada gördüğünüz gibi 480p'de, 576p'de veya iyi de 720p veya iyi veya 1080p yani Full HD'de
kayıt veya yayın yapabiliyorsunuz. Buradan refresh rate'den yani yenilemeden de 30 FPS'de dilerseniz 60 FPS'de kayıt yapmaya başlayabiliyorsunuz. Burada video bitrate bölümünden de istediğiniz video bitrate'i ayarlayabiliyorsunuz. Keyframe atayabiliyorsunuz. Audio bitrate'den de seçeneklerde değiştirebiliyorsunuz. Programın arayüzünün kullanımı oldukça basit. Hazır ön tanımlı ayarlarla birlikte geliyor. Dilerseniz de bu az önceki bahsettiğim ayarları yaparak da hemen record'a basarak kayıt veya yayın yapmaya başlayabiliyorsunuz. Kafa karıştıran herhangi bir şey yok. Yayın kısmında da keza öyle. Burada örneklersek biz Twitch'te bir deneme yayını yaptık. Çok basit buradan. Twitch diyorsunuz ve next diyorsunuz dedikten sonra Twitch hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini soruyor. Onları da girdikten sonra RedCentral uygulaması yani EverMedia CaptureBox yayın yapmaya hazır bir hale geliyor. Burada biz gerekli ayarları gerçekleştirdik. Twitch account'unuzu değiştirebiliyorsunuz. Server seçebiliyorsunuz. Tabii yayın sırasında bu da. Yani internet varsa bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Kalite bölümünden de yayının kalitesini değiştirebiliyorsunuz. Yine ön tanımlı ayarlar var. Biz Optimal'da şu anda duruyor. Video olarak da Full HD 60p'de yayın yapıyor. Video bitrate'i 3.5 megabit, audio bitrate 256 kilobit ve kodek de NVIDIA olarak. Dilerseniz de siz bunu buraya özelleştirilmiş bir kalite ayarları girebiliyorsunuz. Buradan çözünürlüğünüzü değiştirebiliyorsunuz. Refresh rate'inizi değiştirebiliyorsunuz ve aynı zamanda video bitrate'inizi de buradan istediğiniz gibi 8 megabit'e kadar girebiliyorsunuz. 256 kilobit'e kadar ses bitrate'ini, audio bitrate'i değiştirebiliyorsunuz. Alt tarafa baktığımızda ise burada Streaming Backup Quality yazıyor. Yani siz yayın yaparken aynı zamanda bilgisayarınızda da kaydedebiliyor RedCentral uygulaması. Buradan yayının kalitesiyle aynı bir şekilde kayıt yapabilir ya da kayıt ayarlarınızla yani şuradaki yaptığımız kayıt ayarlarında kayıt yapabiliyorsunuz. Burada da bu ayarlar zaten görebiliyorsunuz altında seçenekleri değiştirdiğinizde. Gelelim Multimode bölümüne. Multimode bölümü ise bu alanda eğer ki bir kayıt veya yayın sırasında ekstra bir bileşen eklemek isterseniz kayıt ekranına Multi Mod bölümünden yapabiliyorsunuz bu işlemleri. Single Mod buna izin vermiyor. Burada gördüğünüz artı seçenekleri var. Şu anda normal sahnedeyiz biz. Burada ön tanımlı sahne ayarları da bulunuyor. Mesela Record sahnesini eklediğimizde buraya bir tane fotoğraf ekleyebiliyoruz kayıt ekranımıza. Mesela şuradan bir fotoğraf deneyelim. Evet, buradan bir tane fotoğraf ekledik. Bu fotoğrafla birlikte kayda devam ediyor. Buraya dilersek yine ön tanımlı ayarlardan Stream'e geldiğimiz zaman buraya tıkladığımızda herhangi bir bileşeni ekleyebiliyoruz. Bilgisayarımızda bir webcam veya harici bir bileşen varsa farklı webcamler 2 tane 3 tane fark etmiyor. Bu artı kısmını tıklayarak device bölümünden farklı farklı bileşenler ekleyebiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi bir fotoğraf ekleyebiliyoruz. Bunun yanındaysa burada bir ön tanımlı sahnelerimize bakalım. Burada chat sahnesini eklediğimizde Twitch veya YouTube chat ekranları geliyor. Takipçilerinizin, yayınınızı izleyen kişilerin yazdıklarını görebiliyorsunuz, cevap verebiliyorsunuz. Bunun yanında ise tekrar yayın sahnesine gelelim. Bu yayın sahnesinde ise az önceki bahsettiklerimize ek, yani web kameraya veya bir fotoğrafa ek, bir video da ekleyebiliyorsunuz. Mesela videoyu ekleyebiliyoruz kayıt veya yayın ekranımıza. Bunun yanında ise burada herhangi bir yazı yazabiliyoruz veya bir web browser açabiliyoruz bu ekranda. Bu ekstra eklentilerle birlikte kaydımızı veya yayına devam edebiliyoruz. Zaten buradaki ayarları az önce gösterdik. Bu ayarlar Multimode bölümünde de aynı, değişmiyor. Şimdi de gelin CaptureBox'ımızın kayıt kalitesinden veya nasıl kayıt yapabildiğinden sizlere örnek olarak şu anda bir kayıt çalıştıralım. Burada da kaydımıza başlayalım. Videomuzun sonuna doğruysa siz bu kaydı izleyebileceksiniz. Hemen şuradan Shadow of the Tomb Raider oyununu açalım. Buradan da gerekli ayarlarımızı yapalım. Ön tanımlı ayarlarda kaydımızı gerçekleştiriyoruz. 1920x1080 yani Full HD 60 FPS'de. Evet arkadaşlar, oyunumuz açılıyor. Sol taraftaki oyun bilgisayarımızda, sağ taraftaki yayın ve kayıt bilgisayarımızda ise RedCentral ekranından görebiliyoruz sol taraftaki görüntüyü. Birazdan kayıt işlemine başlayacağız. Options'a gelelim. Buradan grafik ayarlarımıza bakalım. DirectX 12'deyiz. Çözünürlüğümüz 1920x1080 Full HD. Burada gerekli ayarları görebiliyorsunuz. Yüksek grafik ayarlarındayız. Başlatıyorum.
Capture Box'ımızın üzerinde de gördüğünüz gibi şu anda kayıt yaptığı için de kırmızı LED yanıp sönüyor. Evet arkadaşlar, sahneden de gördüğünüz gibi LiveGamer Mini yani Evermedia GC311'in Capture Box'ı kayıpsız ve anlık bir şekilde kayıt yapmaya devam ediyor. Herhangi bir gecikme yok, anlık bir şekilde görebiliyorsunuz. Sol tarafta oyun bilgisayarımız, sağ tarafta da kayıt yaptığımız RedCentral uygulaması. İkisinde de sahneler aynı, herhangi bir gecikme yok ve kayıpsız bir kayıt kalitesini sizlere sunuyor. Evet arkadaşlar, son olarak da şöyle bir kayıt sırasında Evermedia RedCentral'ın CPU ve GPU kullanım oranlarını sizlerle paylaşalım. Şu anda %14 CPU kullanımında ve %12'de GPU kullanımı. Bunlar oldukça iyi değerler. Çünkü bir OBS'de kayıt yaptığınızda mevcut bir bilgisayarda, oyun oynadığınız bilgisayarda %20, %30'luk bir kayıp yaşıyorsunuz. Yani performansınız, şurada da örnek dersek 62 FPS değil de %20'lik bir kayıp dersek 48-50 FPS'ler oluyor. %30'luk dersek de daha da altına düşüyor. Yani bir Capture Box hem kayıpsız yayın, aynı zamanda kayıpsız bir kayıt sırasında gerçekten tartışmasız gerekli bileşenlerden biri. OBS'le veya Shadow'la yaptığınız kayıt veya yayın sırasında herhangi bir değişikliğe gittiğinizde o andaki oynadığınız oyunu veya yaptığınız işi yarıda kesmek zorunda kalıyorsunuz. Capture Box'la o andaki yaptığınız işlemi yarıda kesmeden Capture Box bağlı sistemden gerçekleştirebiliyorsunuz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Eğer ki Evermedia GC311 LiveGamer Mini Capture Box ile ilgileniyorsanız, satın almak veya incelemek istiyorsanız da videomuzun altındaki linki ziyaret edebilirsiniz diyelim ve sizi GC311 Capture Box'ın kayıt videosuyla baş başa bırakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.